Kulak önünde yer alan tükürük bezine biz parotit ya da parotit tükürük bezi adını veririz. Bu tükürük bezinin kanserinde cerrahi tedavi baskındır ve o cerrahi tedavinin bazı özellikleri vardır. Cerrahi tedaviler ana kural olarak kanser tedavisine hastalıklı dokuyu yani kanserli dokuyu çevresinde de biraz uzaktan geçerek tamamını temizlemek, tamamını vücuttan atmak ilkesine dayanır. Yalnız kulak önündeki tükürük bezinde bunu yaparken bizim dikkat etmemiz gereken yüz siniri yer almaktadır. Zira yüz sinirinde alacak olursak belki çok daha geniş bir cerrahi yapmış olabilirsiniz. Ancak bu defa yüz felçli bir hasta bırakmış olursunuz ki bu kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Sosyal olarak hastayı çok zor duruma sokacaktır, moral olarak yıkacaktır ve bu özellikle kaçındığımız bir durumdur. Ve biliyoruz ki bugün için çok iyi biliyoruz ki eğer o sinir kanserli doku tarafından tahrip edilmemişse birçok kez tümör tarafına etkilenmemiş oluyor ve hastada o siniri bırakmakla biz hastanın yaşamını herhangi bir şekilde riske sokmamış oluyoruz. Dolayısıyla bu tükürük bezinin ameliyatında o siniri de koruyacak şekilde tükürük bezinin ilgili bölümünü gerekiyorsa tamamını ama yine söylüyorum o siniri yani yüz sinirini koruyacak şekilde yapılan bir cerrahi söz konusudur. Bu cerrahi yapılırken bu kulağın önünden inen, kulak memesinin altından arkaya doğru dönen ve daha sonra çene konturunun altından, elime göstereceğim, altından boyuna doğru dönen, neredeyse bir S harfini andıran bir kesiyle yapılır. Tükürük bezinin kendisine ait bölgenin dışına da taşarak yapılmasının ana nedeni, yüz sinirinin bütün dallarını tek tek bulup onları da koruduğumuzdan emin olmak içindir. Çünkü yüz siniri başta daha kalındır, sonra giderek incelir, daha incelir, daha incelir. Tıpkı bir ağacın gövdesinden çıkan ağaç dalları gibi. Biz de bu siniri ana gövdesinde buluruz ama son dala kadar onları korumamız gerekir. Zira hangi noktada olursa olsun, eğer o dallardan herhangi birisi kesilmişse, zedelenmişse o bölgede bu bir felce yol açacaktır. Onun için de biz ameliyat kesimimizi ona göre planlar, siniri korur, çevre dokulardan kritik olanları yine ortaya koyar, onları korur ve daha sonra tükürük bezi tümörünü çevresindeki tükürük beziyle beraber güvenli bir şekilde dışarı çıkarız. Bu da bizim cerrahi tedavimizdir.